Harbi'nin tanımından başlayalım. 2006 öncesinde Bilgi Harbi ile 2006 sonrasında bir kırılım var tanımda değişen. Bu tanım değişiminin temel sebebi siber güvenliğin ve sosyal medyanın, nesnelerin, internetinin son 15 yıl içinde gündeme gelen, 20 yıl içinde şiddetle farklılığını gördüğümüz kullanım şekillerinin hayatımıza girişi ve getirdiği risklerle alakalı. Eskiden basit olarak bireysel, ticari ve küresel olarak üçe ayrılan bilgi harbi artık siber ve bilgi savaşları altında komuta kontrol, istihbarat, elektronik harp, psikolojik harp, bilgisayar korsanlığı, ekonomik harp ve siber harpten oluşuyor. Burada aslında bir tane hedef var. Hedef de bilgi ve bilgi sistemlerinin belirlenen bir hedefe karşı silah olarak kullanılması. Ancak silah olarak terimi sadece askeri kullanım olarak algılanmasın. Artık hem sivil hem askeri uygulamaları içeriyor. Hedef ne? İnsanlar, bizler, bireyler, kişisel bilgilerimiz dahil, örgütler, kuruluşlar, firmalar ve ülkeler. Tabii bu saldırı ve savunmayı içeriyor ve daha önce de belirttiğim gibi askeri alanla sınırlı değil. Şimdi bilgi ve siber uzayında neler var? Üç boyut var her ikisinde de. İşte bilgi uzayında fiziksel boyut var. Bu gerçek dünya. Bunun üzerinde veriye dayalı bilgisel bir boyut var ve insana dayalı bilişsel bir boyut var. Siber güvenlikte de sağ tarafta görüleceği üzere fiziksel bir katman var. Bu donanım, yani bizim altyapı da dahil, infrastructure dediğimiz, onun üstünde bir yazılım katmanı, yazılım uygulamalarını barındırıyor ve en üstünde de yine bilişsel ve sosyal katman var. Şimdi en büyük değişiklik ne? Efendim, Endüstri 4.0 oldu, Bilgi Harbi de 3.0 oldu. Artık Bilgi Harbi'nden kitle etki silahı olarak bahsediyor. Yani büyük insan gruplarını, kitleleri harekete geçirme veyahut da büyük gruplara, ülkelere zarar verme etkisi bile aynı bizim kitle imha silahları, Weapons of Mass Destruction da olduğu gibi Bilgi Harbi 3.0 tanımı kitle etki silahları olarak revize edildi. Bunun altındaki bileşenler de siber harp, elektronik harp, siber espiyonaj, buna endüstriyel espiyonajı da dahil edelim. Algı yönetimi çok önemli bir konu. Özellikle sosyal medyada birazdan değineceğiz ayrıntılı. Ve medyanın bizim klasik kullanımının dışında yeni medya araçları ile inkar, çarpıtma, bozma, manipülasyon ve yönlendirme ile kullanılması. Şimdi bilişsel ve sosyal boyut insan odaklı dedik. Aslında burada bir altına indiğimizde konu veri ile alakalı. Sol tarafta siber harbin ağ savaşlarıyla psikolojik harple artık örtüşen bir alanını görüyoruz. Ağ savaşları bizim network dediğimiz aslında cyber war'un yani siber harbin siber harp daha çok askeri alanda ifadesini buluyor. Network da bunun sivil uygulamaları diye düşünebiliriz. Bunların hepsinin içinde bir psikolojik harp fonksiyonu var ve bu eskiden de çok önemliydi. Tarih boyunca çok önemliydi. Ancak artık daha kırılganız ve daha önemli. Şimdi verinin toplandığı kitlesel veri toplama programları var. Örneğin 2015 yılı itibariyle baktığımızda ABD'de NSA ve İngiltere'de GCHQ'nun yürüttüğü, bu bizim George Orwell'ın 1984 romanında literatüre giren, ki daha önce de vardı, Echelon programıyla vardı örneğin, ama o romanla normal sokaktaki insanın gündemine giren Big Brother, biri bizi gözetliyor da dahil, biliyorsunuz bazı küresel veri toplama programları var. Bunlar bilfiil istihbarat kuruluşlarının yürüttüğü programlar. Burada da bir kısmını görebiliyoruz. İnternet
Tabii 2020 itibariyle artık 4,5 milyar insanı geçti kullanıcı sayısı. 5 milyara doğru süratle artıyor. Burada da yıllara sari gelişimini internet kullanıcılarının görüyoruz. Tabii bu kadar kullanıcı ile gelen riskler var. Onlara birazdan ayrıntılı değineceğiz. Şimdi siber uzayın küçük bir panoramasına bakalım. Şimdi burada maksadım şu. Örneğin elektron kartçiler sinyal spektrum ile ilgilenirler. Bilimum sinyaller, radar sinyalleri, telsiz sinyalleri, telekomünikasyon sinyalleri, elektrooptik de dahil, gökyüzünde devamlı havada uçuşan bir sürü sinyal vardır. Farklı modülasyon tiplerinde ve üretilen sistemlerle bu sinyaller yakalanır. Yani elektron kartta veri sinyaldir. Analizi yapılır, değerlendirilir. Ve tespit, teşhis gibi sürecin sonunda kıymetli bir karar alınmasına vesile olur. Şimdi siber uzay da aynı şekilde aslında. Yani burada dikkat çekmek için koyduğum bazı izleme sayfaları var. Hani bizler uyuyoruz, kalkıyoruz, hayatımız devam ederken arkada hiç bitmek bilmeyen bir siber aktivite var. Bununla ilgili neler olup bitiyor? Şöyle bir kısaca bir bakalım. Yani etrafta kimler birbirlerine saldırıyor, neler yapılıyor? Bunlar hakkında bir farkındalığımız artsın diye koyduğum basit, açık kaynak, herkesin erişebileceği görselleştirmeler var. Gelin basalım. Digital Attack Map açılsın bu arada. Biz dönelim. Şunları sırayla açalım. Bunlar açılırken tek tek, şimdi birazdan hepsine bakacağız. Ben bu görselleştirmeleri de kısaca geçeceğim. Eğer merak eden arkadaşlar olursa oradaki renk kodları gibi detaylar üzerinden tarih tarih bunlara bakabilirler. İstihbarat alanında veyahut da siber güvenlik alanında faaliyet gösteren firmalar, kişiler, kurumlar zaten bunların bu açık kaynağın da ötesinde çok daha detaylı para ile lisansları satın alınan değişik versiyonlarını kullanıyorlar. Burada mottomuz ne? Sü uyur, düşman uyumaz. Sü neydi? Asker. Asker bile uyur, düşman uyumaz. Çünkü gelin bakalım. Şuradan web sitemize gidelim. Evet, Digital Attack Map yüklemiş. Bakın. Nereden nereye ne oluyor? En son 10 Ocağı kadarki süreç var. Buradan geriye doğru tarih tarih gidip baştan sona böyle oynatabiliyorsunuz. Burada her bir rengin kodu var. Hangi ülkeler, ne tür aktiviteler içeriyorlar? Rusya, Amerika, Brezilya, Avustralya gibi, İngiltere, Almanya gibi. Mesela burada neresi var? Burada da Greece var, Yunanistan gibi. Bir sonraki haritamıza bakalım. Bakın, şunlar anlık olarak şu an devam eden ataklar. Gördüğünüz gibi bu ataklar işte devletlerin kuruluşlarına falan yaptıklarını değil, bütün ataklar. Yani sosyal medya dahil pek çok sigorta şirketlerine, bankalara, kuruluşlara, savunma sanayi firmalarına sık sık yapılan ve bir kısmı engellenen, bir kısmı en ciddi kuruluşlarda bile engellenemeyip çok ciddi veri kayıplarına, maddi kayıplara yol açan ki bunlar bizim bildiklerimiz, çok ciddilerini bilmiyor da olabiliriz. Bunu düşünelim. Çünkü neden? Açık kaynaktan faydalanıyoruz. Ataklar, hareket devam ediyor. Aktivite hiç bitmiyor. Burada da gördüğünüz gibi local time saat 3.16. Şu anda benim bulunduğum yerde, Türkiye'de yani. Bugün itibariyle ataklarımızda 99 bine ulaşmış durumda. Ben size şöyle arz edeyim. Bir saat kadar önce bu 60 bin mertebelerindeydi. Bu şekilde devamlı artıyor. Burada da en çok atak yiyen sektörler, financial services, herkes paranın peşinde. Tabii sadece para değil, veri çok önemli. Services and Consulting, Telekom, Manufacturing yani üretim ve sigorta, insurance.
Daha geçenlerde bile örneğin çok ünlü bir sigorta firmasının İsrail'deki veri bankası İran tarafından boşaltıldı. İsrail medyasında yani bir haftalık bir geçmişi var. Bayağı sansasyon yarattı. Bütün kullanıcıların sağlık bilgileri dahil herkes alındı. Onların içinde Genelkurmay Başkanı'nın dahi bilgisinin olduğu konuşuluyordu. Kaspersky'ninkine bakalım. Bakın bunlar nasıl görselleştirmişler. Most attacked country, Almanya. Almanya'da bir faaliyet devam ediyor. O ikinci Rusya. Bakalım Çin neredeymiş? Üçüncü Çin. ABD kaç acaba? Ya 4 ya 5'tir. ABD'ye bakalım. 4'müş. Evet. Şöyle devam edelim haritamıza. Türkiye'mize bakalım. Türkiye 20. Evet. Biz bu kavganın gürültünün içinde nispeten daha makul bir noktadayız. Bakın görüyorsunuz. Japonya 10. Kuzey Kore. Bu şekilde devam edelim. Burada da yine gün itibarıyla bunlar farklı bir süre başlatıp süre kullanıyorlar muhtemelen. Daha farklı türdeki tur vatlarını vesaireyi inceliyorlar. Eğitim, devlet ve internet service provider, internet hizmet sağlayıcılarının daha çok backdoor ve banking, top malware types, 27 milyon küsür canlı siber tehdit haritası. Görüyorsunuz. Bakın phishingler var mesela, oltalamalar, exploitler var. Devam edelim. Burada da bir logbook var. Buradaki logbook'a mesela meşhur Truvatları, Taç Mahal'e bakalım. 2013 yılında ilk örneği tespit edilmiş. Halen aktif bir Truvatı Windows ve Windows Mobile platformları üzerinde koşuyor. Şimdi burada biz sunumumuza müsaadenizle geri dönelim. Neyi gördük? Arkada devamlı bir faaliyet var ve bu faaliyetlerin hiçbiri iyi niyetli değil. Şimdi haber kaynaklarına bakalım. Örneğin sosyal medya haber kaynağı olarak 2012 yılında %49'muş ABD'de. Yani insanlar haber ihtiyaçlarının %49'u insanların sosyal medya üzerinden temin ediyormuş. Sosyal medya deyince internetten web sitesine girip haberlerine baktığınız gazete web siteleri aklınıza gelmesin. Yani Amerika için düşünürsek Washington Post veya Huffington Post'tan bahsetmiyoruz burada. Direkt sosyal medya üzerinden haber ihtiyacının giderilmesi olarak düşünün. Yani Facebook'tur, Twitter'dır, Instagram'dır vesaire. Bu 2016'da artmış. %62'ye çıkmış. Muhtemelen bugün itibariyle daha da artmıştır. Artarak devam ettiği tespit edilmiş durumda. Burada da %64 ile bu sosyal medyanın haber kaynağı olarak artık her şeyi ele geçirmiş olması noktasında bir mecra, bir sosyal medya mecrası da bu sektörü domine ediyor. Bu da Twitter. Şimdi bu işin arka kapısına bakalım. Şimdi bizim bir kere prensip olarak şunu kabul etmemiz lazım. Tespit edilenler varlığı tahmin edilenlerin küçük bir kısmı. Öncelikle bunu bir kenara koyalım. Şimdi tespit edilenler üzerinden bazı istatistiklere bakalım. Bu istatistiklerin hepsi akademik kaynaklara dayanır. Hiçbiri Twitter haberi değildir, Facebook haberi değildir, X web sayfasında haberi değildir. Ben bu sunumun en sonunda bu kaynakları da koydum. Daha derinlemesine araştırma yapmak isteyenler bu kaynaklardan istifade edebilirler, faydalanabilirler. Şimdi bir kere Twitter'da her 3 kişiden ikisi bir tweet'i okumadan retweet ediyor. Şimdi ben bir tweet atıyorum. Ayhan, bizim arkadaşımız haydi retweet.
Belki ben saçmalıyorum veyahut da farkında olmadan yanlış bir haberin yayılmasına alet oldum. Bizler hepimiz insan olarak bu durumlara düşebiliriz, unutmayalım. Bu okumadan retweet yapıldığını gösteren bir istatistik ve oran çok yüksek gördüğünüz gibi. Sahte haberlerin, yalan haberlerin başarı oranı %75. Şimdi tabii hani hangi kritere göre ölçtük bunu? Hangi fake news'tan bahsediyoruz? Fake news'ların amaçladıkları etki üzerinden yapılmış belli kriter setlerine yönelik ki arkadaki referansını verdiğim kaynaklarda mevcut bunların ayrıntıları 175 olarak ölçülmüş. Şimdi 2017'de mesela fake hesaplara bakalım. 2017'de 48 milyon fake hesap tespit edilmiş Twitter'da. 2019'da 77 milyon hesap. Buradan şu veriler ortaya çıkıyor. Ortalama bir kişinin mesela benim işte 5-6 bin takipçim var örneğin. 5-6 bin takipçimin %15'inin fake olduğu ortalama veri olarak çıkıyor. Tabii burada ben önemli değilim, siz de önemli değilsiniz. Bunları küresel istatistikler olarak düşünelim. Belli ülkelerde, belli dönemlerde artabilir, azalabilir. Politik hesaplarda özellikle seçim dönemlerinde veyahut da ülkeler arası krizlerde ülkelerin pozisyonlarını savunan resmi kişilerin hesapları üzerinde bu oranların %50'ye kadar çıktığı tespit edilmiş. Mesela İtalya seçimlerindeki bir parti liderinin hesaplarının %50'ye yaklaşan oranda fake, sahte takipçisi olduğu tespit edilmiş. Bunların detayları kim olduğu falan kaynaklarda mevcut. Şimdi burada çünkü genel resme bakıyoruz. Sadece Facebook'ta 2019 yılının ilk yarısında düşünün ki tespit edilen fake hesaplar ve bunlar kapatılanlar 2,2 milyar hesaptan bahsediyoruz. Bu arada başka çalışmalar da var, belirteyim. Hani 2,2 milyar tane fake varmış diye yorumlamayalım. Fake olduğu, sahte olduğu tespit edilen hesaplar 2,2 milyar. Ve başka çalışmalar tespit edilemeyenlerin tespit edilenlerinden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Devam ediyoruz. Çin'de örneğin yine 2020'nin ilk çeyreğinde yani tam bir yıl önce sahte hesap olarak tespit edilen hesap sayısı 174 bin. Ve Twitter'daki hesapların aslında %40'ının spam amaçlı kullanıldığı ve bunların %17'sinin de direkt hacking maksatlı kullanıldığı tahmin ediliyor. Birazdan Suriye'de Sana'nın yani Suriye Arap Haber Ajansı'nın botlarını ve NATO'nun bazı dokümanları üzerinden tespitleri konuşacağız. Bunlar çok ciddi ve endişe verici tespitler. Şimdi örneğin Suriye Social Bot böyle bir olay var SSB adında. Şimdi bu örnek görselleştirme ama bu gerçek bir örnek üzerinden detayını vermiyorum. Suriye Arap Haber Ajansı yani bizim Anadolu Ajansı'nın muadili Suriye Devleti'nin haber ajansı Sana'nın Arapça ve İngilizce yayınları da bot kullanılıyor. Bot ne demek? Bir propaganda aracı demek. Yani bir insan değil. Belli kriter setlerini, parametrelerini koyduktan sonra çalıştırdığınız bir program diye düşünün. Burada örneğin ortalama haftalık 1600 tane tweet atmış bu bot. Tweetler başka botlara gidiyor. İşte buradan dağıtılıyor. Bu kırmızıların hepsi diğer botlar. Bu aradaki yeşillerde popodur, po kalkan aslında pek de bir şeyden haberi olmayan bizler. Hani bu İdlib'de işte şu şuna saldırı düzenledi. Yok şöyle oldu, böyle oldu diye. Biz de buna zaman zaman maruz kaldık bu propaganda haberlerine ülke olarak. Çünkü malumunuz Suriye'deki savaşta Suriye Devleti karşı tarafta. Ruslar da oldukça bunlara yardım etmiş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Rusya ada çıkmış durumda. Bu tür faaliyetlerde genelde birinci kabul ediliyor. Bütün akademik kaynaklarda. Gördüğünüz gibi Suriye sosyal botunun durumu bu.
Yani botlar arasındaki bir link sonrasında kalan yeşillerde gerçek hesaplar. Şimdi buna bakalım. 2015'te 35 haftalık bir dönem inceleniyor. 35 haftalık bu dönemde tabii burada da makine öğrenmesi kullanılıyor. Yani yapay zeka ile bunlar tek tek insanların eliyle sayarak yaptığı bir klasifikasyon değil. Yapay zeka kullanılıyor. Supervised learning metoduyla öğretile öğretile bu hesapların belli noktada sahte mi gerçek mi değil mi ayrıştırılması noktasına gelinebiliyor ve kolay bir süreç değil, onu da söyleyeyim. Yani bir hesabın sahte mi olup olmadığını siz bir Twitter kullanıcısı olarak pek de kolay algılayamazsınız. Aslında şöyle diyelim, akılda yanlış kalmasın, algılayamazsınız diyelim. Örneğin benim yoğun çalışmalarım sonrasında sahte olma ihtimalini tahmin ettiğim 100 binin üzerinde takipçisi olan hesaplar var. Devam edelim. Şimdi burada yeşiller alt kısım insanlar. Bunlar gerçek hesaplar. Ortada dönen telaşenin, propagandanın, hararetin gördüğünüz gibi çok büyük bir kısmı botlar üzerinden. Bunlar atıyorlar, tweetliyorlar, likeliyorlar, biri diğerinin altına yorum yazıyor. Böyle bir mecra. Bunların altında da insanlar da işte hop oturup hop kalkıyorlar. Çok güzel diyorlar, alkışlıyorlar, üzülüyorlar falan. Yani durum bu kadar vahim aslında. Tabii bu Suriye tarafına baktık biz şimdi. Bu vehamet tabii biliniyor. Yani mesela DARPA, Amerika'da biliyorsunuz. DARPA mesela bir Twitter bot challenge düzenliyor 2015'te. Diyor ki şu botları bir tespit edelim. Bir 4 haftalık bir yarışma yapalım diyor. 7000 tane hesap seçiyor. 4,1 milyon tweet'i de ortaya koyuyor. Hadi bakayım diyor. Şundan hangisi bot bir tespit edin diyor. 6 grup çalışıyor. Bunların içinde IBM de var. Boston Fusion Scientific, Georgia Tech, Indiana University'den bir ekip ve University of Southern California'dan bir başka ekip. Sonuçta şöyle bir şey çıkıyor. Facebook mu? Facebook. Yani sahte. Ben de buradan yola çıkarak şunu türettim. Twitter mı? Zwitter. Facebook, Zwitter'dan farklı. Değil arkadaşlar. Biraz daha ilerleyelim. Daha net görelim. Şimdi NATO Stratcom yeni bir yayın yayınladı. Burada bir sosyal medya manipülasyon deneyi gerçekleştirildi. En arkada referanslarda var. Çok ilginç. Konuyla ilgili olanlar zaten biliyor olabilirler. Benim gibi alanın direkt içinde olmayan, kenarlarında dolaşan insanlar içinde okunup farkındalığın arttırılabileceği güzel bir kaynak. Şimdi bunlar Mayıs ve Haziran aylarında 2 ay boyunca bir sosyal deney gerçekleştiriyorlar. Temmuz'da verileri inceliyorlar. Ağustos'ta da değerlendirip, kıymetlendirip raporunu yayınlıyorlar. Yeni bir yayınlanan rapor zaten. İşte bir yıllık bir geçmişi var diyelim. Bu deneyde enteresan olan ne biliyor musunuz? Bu deneyin bütçesi 300 avro. Yani 100 bin avrolar, işte 1 milyon avrolar, 500 bin avrolar değil. Sadece 300 avroluk bir bütçeyle NATO'nun bu Stratcom ekibi gidiyor Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi mecralar için komentler, like'lar, view'lar ve follower'lar satın alıyor. Toplam angajman olarak da 18.739 hesapla interaktif oluyorlar. Şimdi hani 300 avro çok pahalı, bütçeme uymuyor diyorsanız hiç sorun değil. NATO şu çalışmayı da yapmış. Demiş ki 10 avroya ne yapabilirsiniz? 10 avroya işte YouTube'da 781 like satın alabilirsiniz. Efendim işte Instagram'da 4000 like satın alabilirsiniz. Comment satın alabilirsiniz. View satın alabilirsiniz. Follower'lar satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu iş How much manipulation can you buy for 10 euro haline gelmiş. Yani bastır parayı yap manipülasyonu. Şimdi bunlar vatandaşların açık kaynak olarak gidip satın alabileceği manipülasyon araçları. Bunlar. Şimdi bu açık kaynak araçların ki bakın 10 avroyla neler yapılabildiğini gördük. Bir önceki deneyimizde de 300 avroyla neler yapılabildiğini görmüştük. Düşünün ki bu açık kaynak
pazarın büyüklüğü 1,3 milyar dolar. Yani 1,3 milyar doları versek vallahi uçururuz YouTube'u, Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı. Şimdi bunun bir de dark web kısmı var. Burada dark web'ten bahsetmiyoruz. Orası apayrı bir mecra. Onu o alanda çalışan insanlara bırakalım. Onlar anlatsınlar. Bizler farkında olmadan hatalı bilgi vererek iyi maksatla kötü manipülasyonlar yapmayalım. Ben açık kaynaklar üzerinden müsaadenizle devam edeyim. Şimdi mesela burada bir video var. Bu videoyu da bulabilirsiniz internetten. Şimdi sesi size gelmiyor tabii ama bu da LinkedIn ile ilgili. Aslında sizinle temas kuran bir istihbarat örgütünün veya kişinin arkadaki maksadını görselleştiriyor. Bu bir eğitim videosu. Bir son taraflarında nerenin ait olduğunu da göreceğiz. Şimdi burada tabii şöyle, hani hırsız kapıya ben hırsızım diye harap bir biçimde gelmeyeceği gibi LinkedIn'de de karşınıza çıkan bu cici cici işte iş potansiyeli sunan pazarlamacıyım diye network'ünü arttırıyorum gibi insanlar sizlere kancayı atıyorlar. Dolayısıyla bu da aslında başka devletlerin kamuya açık eğitim araçları içinde yer alan bir video olarak dikkat çekici. Gördüğünüz gibi burada arayüz olarak konulan kadının arkasında aslındaki asıl niyetler görselleştirilmiş. Şöyle gelelim bakalım, gelebiliyor muyuz? Mesela bakın nerenin CPNI, Center for the Protection of National Infrastructure. Bunu yazdığınızda buradan bu videosunu bulup dinleyebilirsiniz. LinkedIn'de bir değişik sosyal medya olarak benzer durumda. Şimdi benim bazı önerilerim var. Tabii biz burada kendi kendimize konuşuyoruz. Vatandaş olarak da bildiğimiz ölçüde dilimiz döndüğünce bazı belli alanlarda farkındalık yaratmaya gayret ediyoruz. Şimdi sosyal medyada okuryazarlığın arttırılması lazım. Çünkü barındırdığı risklerden kısaca değindik. Yani bunlar bireysel, ticari ve askeri olarak alınıyor. Ve altyapısında psikoloji ve sosyal psikolojinin uğraş alanları var. Yani bu teknik bir konu değil. Bu hani belki çoğunuz duymuşsunuzdur. Yani sosyal mühendislik yani. Bugün bir telefon ederek bile atıyorum. Hani eski romanlarda, bu konudaki kitaplarda çok işlendi. İşte ben işe yeni girdim diye bir çocuk arar IT departmanına hesabı ile ilgili bilgileri ister gibi. IT departmanındaki zaten her gün şirkete bir sürü insan giriyordur. Böyle birisi girdim diye verir, geçmiş olsun. Halbuki o telefon dışarıdan geliyordur ve birisi sizin ağzınıza girer gibi. Şimdi burada insanların, bizlerin bireysel ve grup davranışları içinde tabi olduğumuz psikoloji ve sosyal psikolojinin uğraş alanları içinde olan çok önemli ikna süreçleri de dahil bu bayaslar yani önyargılar bizlerin tabiatımızda var olan açıklardan faydalanıyor. Tabii bunlardan farklı şekilde faydalanıyor. Mesela Stanford Üniversitesi'ndeki ikna laboratuvarı orada yaptığı çalışmalardan pazarlama maksadıyla farklı kullanılıyor. Sosyal medya firmaları farklı kullanıyor. İstihbarat örgütleri farklı kullanılıyor, kötü niyetler farklı kullanılıyor, iyi niyetler farklı kullanılıyor. Ama merkezde bizler insan olarak hepimiz aynıyız ve aslında rasyonel değiliz. Tahmin ettiğimizin ötesinde hepimiz oldukça irrasyonel süreçlere tabiiz. Şimdi savunma firmalarının LinkedIn üzerinde, Monster üzerinde, Kariyer.net üzerinde çalışanlarının görev aldıkları projelerin ve ürünlerin gereksiz ayrıntı içermeyecek şekilde gözden geçirilmesinde fayda olabilir. IEEE ve SPIA gibi mecralara bazı makaleler gönderiliyor, yayınlanıyor, bunları sunmaya mühendislerimiz gidiyor yurt dışında. Burada bazen
X bir teknoloji hakkındaki akademik bir çalışmadan ziyade bir firmanın ismi ile bazı sunumlar ve makaleler gerçekleştiriliyor. Bunlar maalesef bir Google Search'te, IEEE ve SPIA'de bazı firma isimlerimi yazdığınızda göreceksiniz. Yani firmanın X teknolojisi üzerinde geldiği son noktayı tüm detaylarıyla anlatan makaleler var. Ben tabii bu konulara biraz muhafazakar bakan bir insanım. Biraz algıda seçiciliğim de yüksek olabilir. Bilemiyorum. Yani ilgili firmaların güvenlik birimlerinin bu tür makalelere bir mühendisin hazırladığı makaleye diğer bir mühendis baksın hadi gönderelim IEEE'den ziyade bir güvenlik mekanizmasının bakmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından muhtelif projeler vesilesiyle farklı ülkelerde çalışırken farklı ülkelerin güvenlik birimlerinin bunlara baktığına da tanık olduk. Türkiye'de ben böyle bir sürece tanık olmadım. Nitekim böyle bir sürecin olmadığı da basit bir internet araması sonrasında bu makalelerle ortaya çıkacaktır. Keza sosyal medyadaki haber paylaşımlarımızın istihbari faaliyetlere risk oluşturmasını engellenmeli. Şimdi bizler, ben de dahil örneğin sosyal medyada işte savunma sanayine yönelik ürünler üzerinden belli tartışmalara giriyoruz, bilgiler paylaşıyoruz. Burada hiç alakasız bir amatör fotoğrafçının çektiği bir gemi resmi üzerinde aslında kamuya lanse edilmemiş bir çok enteresan bir detayı yorumlayan bazı arkadaşlarımız olabiliyor. Evet, bunlar sağ olsunlar teknik bilgileri çok yüksek arkadaşlar. Ancak kamuya lanse edilmemiş ve kendi dost birliklerimizin, Türk birliklerimizin, bizlerin gemilerimizin, uçaklarımızın, helikopterlerimizin imkan ve kabiliyetleri üzerindeki modifikasyonların çok detayıyla konuşulması ve tartışılması sosyal medya gibi bir ortamda aslında bizim karşı tarafa harp imkan ve kabiliyetlerimize yönelik verdiğimiz tüyoları da içeriyor. Hani şöyle de düşünülebilir. Efendim işte adam uydudan 1 metre resolution'la 10 santim resolution'la fotoğrafınız çekiniyor. Siz kimden neyi saklıyorsunuz? Olabilir arkadaşlar. Bizler zaten bunların hepsi biliniyor diye bakılmaz bu konulara. Herkes üzerine düşeni yapar. Bu bilgiyi edinmek isteyen başka vesilelerle, başka araçlarla edinir. Yani bunları bizim sosyal medyada bilgimizi, görgümüzü ne kadar derin olduğunu ve istisnai olduğunu kanıtlarcasına çok açık, çok detaylı paylaşmamız lazım. Yani benim hani en azından önerebileceğim diğer ülkelere ait sistemlerde, birimlerde, gemilerde, uçaklarda, tankta, tüfekte bunları çok detaylı konuşalım. Evet, haritasını çıkartalım, çarşafı dökelim, yayalım masanın üstüne. Tek tek nedir imkan kabiliyetleri konuşalım. Ama kendi birimlerimize yönelik paylaşımlarda ilgili firmanın veya kuvvetin kamuya açık olarak paylaşmadığı detayları paylaşarak başkalarının işini kolaylaştırmayalım derim. Müsaadenizle en son kaynaklardan bahsedelim. Hangi kaynaklara baktık? Information Warfare, ikinci güncellenmiş ve revize edilmiş versiyonuna baktık. Yine Springer'in bir New Dimensions of Information Warfare yayınına baktık. Bir de RedOps, retorik, yani iknaanın söylemi diye düşünelim. Rhetoric and Information Warfare'e baktık. Bazı makaleler var burada. Mesela biri DARPA'nın Twitter Bot Challenge'ını özetliyor. Buradan indirebilirsiniz. Diğeri de Twitter'daki social botlarla ilgili bir incelemeyi içeriyor. Burada yine bir başka Ars Technica'nın bir yazısı var. Natostrat.com'unda bunu yazdığınızda Google'a 2019 Falling Behind, How Social Media Companies Are Failing to Combat Inauthentic Behavior Online. Bu rapor önünüze gelecektir. Okumanızı tavsiye ederim ilgililer için. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.